yeni üyelere 100 TL bonus tutturda. Hemen üye ol, kuponunu yap, ilk kuponda kazan. Voli ekranlarından herkese merhabalar. Tutturanlar Kulübü ile her zaman olduğu gibi tam karşınızdayız. 2024'te yeniden karşınızdayız. Şimdiden bolca sağlıklı, bolca mutluluğun, sevincin, güzel haberlerin olduğu, bol kazancın, güzel tahminlerin olduğu bir seneyi şimdiden bir kez daha dileyelim. Ilgaz Çınar, Serdar Çelikler ve bendeniz Irmak Kazuk haftanın öne çıkan karşılaşmalarını her programımızda olduğu gibi yine burada analiz edeceğiz. Tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız ve tutturmak istediğiniz kuponlarınıza en azından biraz fikir tohumları serpebilirsek bizim için ne mutlu diyelim. Tabii ki 2023 yılının başından sonuna kadar olduğu gibi 2024'te de Tuttur ekibinin güzel kampanyaları devam ediyor. Bir isterseniz hemen kısa bir kampanya anonsumuz var. Onu biz arkadaşlarımızla paylaşalım. İlk kuponunuz 100 liraya kadar hediye arkadaşlar. Yeni üyelere özel oynayacağı ilk kuponuna 100 liraya kadar bonus Tuttur ekibinden sizlere geliyor. Hemen kuponunuzu oynuyorsunuz. İlk kuponunuza özel bonusu kaçırmıyorsunuz. Bu arada tabii seneyi çok da güzel kapatan bir arkadaşımız var. Sosyal bahiste kazanan kuponu hemen bir ekranlara getirelim. Bence üzerine de iki kelam edebiliriz. Bayağı enteresan bir tahminde bulunmuş. Hemen kimmiş arkadaşımız? Snow White isimli kullanıcımız. İki maç üzerinden 690. Biri 690 kazanmış abi. O da nasıl? Kimmiş o Pamuk Prensesi? Abi Snow White, Pamuk Prenses vallahi pamuklara sarmalayıp şöyle bir kupon yapmış. Sheffield Wednesday Hull City maçında ilk yarı 0-0 demiş. İkinci 45 dakikada 4 gol olur demiş. 4 ve üzeri yani. 4 ve üzeri. Evet. Acun Alıcalı bence o. Bence kupon oynayan belli o yani. Liverpool iki maç var ama kral. Evet abi iki maç var. Öbürü de Liverpool Newcastle maçı. Bizim Tatava'da fazlasıyla. Ona ne demiş? Abi o da aynı aslında. İlk yarı 0-0, ikinci yarı 4 gol. 45 dakika yine 4 ve fazla gol olur diyor. Ve biri 1-20, biri 34.5, biri 690. Kesin Acun Ilıcalı, o maçı da bağlamıştır. Abi dur şimdi burayı izleyip birisi Cimer'i Mimer'e şikayet eder. Abi Liverpool'da bağlamıştır. Öbürü de kendi kulübü zaten. Esas Salah'ı bağlamıştır abi. Salah penaltı kaçırdı ya. Abi Salah'ı mı bağladı, Nunez'i mi bağladı? Nunez'i artık ben size bütün dünya bahis, underground bahis mafyası bağlamış olabilir Nunez'i ya. Ama Salah da penaltı kaçırdı, doğru söylüyor. Tabii, o yüzden yani onu diyorum. Salah'tan döndü bütün mevzu yani. Tabii canım. Salah kaçırdı. Hayırlı olsun vallahi, Pamuk Prenses'i tebrik ediyoruz. Aynen, Pamuk Prensi de gerçekten mükemmel bir sene kapanışı. Bakalım yeni senede de 2024 yılında da böyle güzel kuponlar hem biz paylaşalım, paylaşabilirsek. Gerekirse hatta paylaşmadıysa biz de oynayalım, kazanalım yani. Evet. Diye sadece paylaşıyoruz değil mi? Tabii canım tabii. Abi Snow White yalnız inşallah bütün şansını burada kullanmamıştır yani. Hani olur ya bazı şeyler, tutturur ondan sonra bir daha 20 yıl tutturamaz yani. Umarız tabii devam eder şansı. Tabii 365 günlük kurşunun tamamını ilk günde harcamamıştır diye umut ediyoruz. Ya da bir önceki senenin sonunda. Şimdi güzel bir hafta sonu var. Önümüzde enteresan maçlar var. İlk olarak bir üç büyüklerle başlayalım. Sıralı gidelim orada da. İlk olarak Cuma akşamı Beşiktaş Kasımpaşa'yı Dolmabahçe'de ağırlayacak. Siyah beyazlarda yeni bir sayfa açıldı. Zaten senin sonundaki yaptığımız programlarda da biraz detaylandırmıştık ama biraz daha somutlaşmaya başladı. Van Bronckhorst ismi şu anda konuşuluyor. İşte gelecek gidecek isimler üzerine Hasan Arat'ın ve yönetim ekibinin, Feyyaz Uçar'ın, Samet Aybab'ın çok ciddi mesaisi ve çalışmaları var. Bir oradan bir girelim. Serdar Ali, senle başlayalım abi istersen. Beşiktaş yeni seneye dair sana ne vaat ediyor? Vallahi ben Hasan Bey'i bir eleştirmek istiyorum. Hasan Bey daha gelmedi yani. Hasan Bey seçileli. 3 Aralık'ta seçildi. İşte bir ay oldu tam. Bugün de 3 Ocak. Tabii tam bir yer. Yok ortada. Hasan Bey seçilmeden evvel ne diyordu? 204 ülkede 10 dakikada randevu alırım herkesle. Açamayacağım kapı yok, spor dünyasında diyordu. Olimpiyat komitesinden ötürü. Şimdi 204 ülkede 10 dakikada herkesle görüşebilecek adamın bugün ayın 3'ü. Saat Türkiye saatiyle kaç? 14.23. Aynen. İtibariyle teknik direktörünün bir ay sonra bile hala belli olmaması bir önceki laflarını boşa düşürüyor.
vaatlerini boşa düşürüyor yani. Daha Van Bronckhorst mu, o da belli değil yani. Daha öne çıktı gibi de. Aynen. Daha bakacağız yani Van Bronckhorst. Hani Genesio'lar onlar yani, şimdi gelinen nokta Hansi Flick'ten buralarsa, Hansi Flick'se Chelsea kankamız. Şimdi hatırlayalım yani. Hasan Bey ne diyordu? Chelsea benim kankam. Hansi Flick dostum. İşte bilmem Löw adamım falan. 204 ülke. Kapıyı çalarım. Herkese açarım falan. Şimdi adama derler Rus'a aferin rüzgarmışsın o zaman sen derler yani. Şimdi 3 Ocak'ta hala Van Bronckhorst'sa ve hala o da belli değilse, yani 3 Ocak'ta Beşiktaş'ın hocası bu. Ki bunun 3 Ocak'a kalmaması lazım yani. Rıza Hoca ne? Aralığın sonu 21-22'si gibi ayrıldı Rıza Hoca. Bitti yani Rıza Hoca'nın işi bitti. Orada baba sen bizi idare et dediler yani. Samet abiyle Feyyaz abi. Yoksa şeyin işi bitmişti 15 gün sonra yani. 20-21'inde. Rıza Hoca'nın. Rıza Hoca'nın sözleşmesi bitmişti yani. Sen o zamanlarda halletmen gereken işleri sen 3 Ocak'ta hala bitirmemişsen, Sergen Yalçın da aslında hiç görüşülmediyse ki öyle, hiç düşünülmediyse ki öyle, o da Antalya'ya gitmişse, yani Sergen bile takım bulmuş Beşiktaş hoca bulamamışsa problem var. Hasan Bey'e döner yeter artık dersin. Şimdi ben öncelikle burada bir eleştiride bulunayım Hasan Bey'e. Yani söylediklerinizi hatırlatırlar. İki Van Bronckhorst şeyde iyi bir hocaydı. Rangers. Rangers'ta ve final oynadı biliyorsun. Yani UEFA Kupası final oynadı ve finalde de asıl iyi pozisyonu bulan da onlar oldu. Yani maçı kazanacak pozisyonda Frankfurt'a karşı o maçı şey kurtardı, Trapp kurtardı yani. Kevin Trapp. Penaltılarda kazandılar. Yani. Kevin Trapp olmasaydı o tur gitmişti yani. O kupa Rangers'taydı. Üstelik sağdan say Tavernier. O iyi oyuncu sağ bek. Hala her sene büyük takımlara transfer yapması beklenen, hala yapamayan Kamara. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın şans vermediği Reinkent. Doğru mu abi? 3 tane topçuyla. Aynen. Ramsey'le falan yani bir şeyler yapmaya çalıştı adam. Yani orada hakikaten başarılı oldu. Giovanni Van Bronckhorst. Bir zamanlar iyi futbolcuydu. Biz hatırlarız. Tabii. Çok çok iyi bir jenerasyonun önemli bir oyuncusuydu. Kendisi Dünya Kupası finali oynamış Hollanda milli takımının futbolcusuydu. Görmüş, geçirmiş bir adam. Ama Beşiktaş'a uyar mı, uymaz mı? Bunların hepsini tabii değerlendirmişlerdir diye düşünüyorum. Bir kere önce daha gelmedi. Gelsin de bir hayırlı olsun diyelim. Yani hala zaten eleştirdiğim nokta o. Gelmemesi. Gelelim maça. Yine Serdar Hoca çıkacak. Aslında Serdar Hoca'nın şöyle bir avantajı var. Serdar Topraktepe'nin. Ya bu oyuncularla zaten o çalıştı yani. Serdar'la, pardon Semih'le, efendim Yakup Arda'yla. Demirege'yle. Demirege'yle falan o çalıştı. O biliyor yani onları. Dolayısıyla ne bileyim. Ya benim zaten yani ben Jose Mourinho'yu da getirsem bu sene üçüncü olacağım diye düşünüp sene sonuna kadar da Serdar Hoca ile gitmek de bir cesaret işidir mesela. Onu da gösterebilirsiniz. Onu da gösterebilirdiniz yani. Ben kardeşim bütün yatırımımı yeni seneye yapacağım. Hocayı bulacağım. Hocamın adı Ilgaz Çınar. Ama hoca şimdi gelmeyecek. Hem takım izleyecek, hem bana biraz ligi izleyecek, hem takıma bakacak. Hem işte biraz Türkiye'yi tanıyacak, hem işte bize kaç tane transfer lazım ona bakacak, kulüple görüşecek. Bu arada seneyi de ben Serdar Hoca ile bitireceğim de diyebilirdim mesela. Bu da bir tercih olurdu. Ama bir tercih yok. Bu Beşiktaş'ın bu sene dördüncü hocası abi. Ve Bronckhorst gelecek beşinci hoca yani. Şenol, Burak, Rıza, Serdar, Giovanni. Yani bu kadro daha kaç tane hoca yiyecek yani? Bunların hepsine bir bakmak lazım. Tabii maç konuşmadık farkındaysan ama özlemişiz böyle birilerine sallamayı. Hasan Bey bir an evvel başlasın işe. Yani onun derdindeyim ben de. Beşiktaş Kasımpaşa maçında şimdi kimler yok bilmiyorum. Bailey yok zaten artık. Ama bu Afrika Kupası'na herkes gitti mi? Amartey çağrılmadı sanıyorum. Yok Amartey çağrıldı. Çağrıldı mı ha? Chikuyla beraber gittiler mi?
Colley yok, Amarty yok, Masuaku yok. Şey kaldı sadece, Jackson Muleka kaldı. Rashid Gezal zaten çağrılmadı. Öyle söyleyeyim. Gezal da yok zaten yani. Gezal da aynı. Onlar kaldı. Yok zaten yani. Semih'le sözleşme uzatıldı. O iyi bir haber Beşiktaşlar açısından. O yüzden Beşiktaş'ın yarısından çoğu yok. Yani ne olur olsun Colley öyle veya böyle Beşiktaş'ın elindeki bir aset. Masuaku desen öyle. Şimdi stoperde kim oynayacak abi? Hadi Necip desen. Necip de sakat bildiğim kadarıyla abi. Hatta yani, muhtemelen çok uzun süre sonra ilk maçına çıkmak zorunda kalabilir. Talha, Tayyip Talha. Biliyorsun geçen sene maalesef sakatlanmıştı. Muhtemelen de yanındaki sol stoperde uzun süredir bizim için oynamıyor dediğimiz. Yani o kadar. Zaynut Günev oynadı, Tayfur oynadı, Onur Bulut oynadı. Arda Gömeç. Aytu Gömeç, özür dilerim. Aytu Gömeç olacak. Muhtemelen öyle gözüküyor yani. Er Necip iyileşmediyse. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın yani kadrosuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Kasımpaşa'da kim gitti açıkçası onları da bilmiyorum. Yani mesela Mamadou Fall gitti mi? Efendim. Kasımpaşa'da giden yok diye gördüm ben. Yani Omero gitti mi? Omero gitti sadece. Ben Kenneth Omero gitti. Kenneth Omero gitti. Açıkçası bu Afrika Kupası'na gidip giremeyenleri de şu anda bilmiyorum. Yani Anadolu takımlarındakilerinden bilhassa. Beşiktaş için zor maç. Bu maça taraf bahsi yapsam Beşiktaş'a oynamam. Ama karşılıklı gol var derim. Çünkü Kasımpaşa gol yiyor. Omero da gittiyse zaten yiyor. Yer, yiyecektir. Beşiktaş da gol yiyor abi. Karışıklı gol. Burada risksiz çiçek gibi tercih olur. Evet benim de açıkçası tahminim maçın gollü geçeceği yönünde. Ya ben hani eleştiriler kısmında ben katılıyorum ama orada Hasan Arat'ın şey yani bu stratejiye evrilme fikri de biraz şeyden yola çıktı muhtemelen. Yani şimdi hani zaten sezon kötü gidiyor. Daha da kötü halde bitirse bu defa hayal ettiği adamların yakınına bile yaklaşamaz yani. En azından şu ara halledersem halledeyim dedi ama hayal ettiği gibi olmayınca da bence de şu an içinde bir yerlerde bir pişmanlık belki de bilmiyorum. Çünkü onu söyledikten sonra oraya dönmek de zor artık. Tabii. Şey yapmış olabilir bence. Birazcık daha diplomatik bir durum var ortada. Hasan Arat cephesi tarafından geliştirilen. Samet Hoca'nın, Samet Aybaba'nın daha doğrusu geçen haftaki toplantısı yani yeni yıl öncesi toplantısı. Futbolun tek patronu benim. Ben ne dersem olur. En üstteyim açıklaması var. Sanki Samet Aybaba biraz cepheye sürülmüş de Hasan Arat geri planda diplomatik olarak takılıyor gibi. Yani olası bir başarısızlıkta o başarısızlık Hasan Arat'ın değil. İşte biz Beşiktaş'ın evlatlarına emanet ettik futbolu. Bütün sorumluluk Samet Aybaba'ya da döndürebilirler sezon sonunda mevzuyu. Yani Rıza Çalınbay'da olduğu gibi. Sanki iş ona doğru dönmüş durumda. O yüzden o sessiz kalmayı da ben ona bağlıyorum. Ama sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla da Samet Aybaba Beşiktaş'ın o Beşiktaşlı olan ve dünya futboluna hakim olmaya çalışan, hakim olan gençlerden destek de oluyor anladığım kadarıyla. Özellikle bazı teknik direktör paylaşımlarında Beşiktaş'ı tuttuğunu bildiğim genç kardeşlerimizin belirli analizlerinden işte mesela Glasner vardı. Glasner'i çok istiyorlardı. Olmadı. Glasner gelmedi. Belirli bir profilde teknik direktörde de evrilmiş durumdalar. Görelim bakalım ne olacak yani. Ama iş sonunda şeye kalmasın yani. Takım elbisemi çıkartıyorum, eşofmanlarımı giyiyorum. Ma dönmesin Samet Aybaba açısından da. Yani oraya doğru da kırılabilir işler sanki. Böyle gözüküyor. Göreceğiz bakalım ne olacak. Ben de maçla alakalı konuşmak gerekirse ben 3.5 istiyorum maça yani. Bence oraya açık bir maça doğru devrilmiş durumda maç yani. Bayağı bir gitgelli bir maç olacak yani. Hem Hatayspor maçını hatırlayalım Beşiktaş'ın. Kasımpaşa'yı zaten sezon başından beri biliyoruz böyle. İyi bir maç olacak bence ki Beşiktaş-Kasımpaşa maçları da genellikle zevkli geçer zaten. Zevkli geçer evet. Genellikle zevkli geçer. 5-2'ler, 5-3'ler, 4-1'ler falan havada uçur. Aynen. Ona benzer bir maç bekliyorum ben de yani. Ha biraz da burada Kasımpaşa'nın oyun kimliği de bence zaten bunu söyletiyor. Bence kesin gollü geçecek. Yani 3.5 üstte bence çok netlenebilir. Güzel bir açılış olacak en azından. Seyir zevki bakımından gollü olma ihtimali var. Muazzam futbol olduğunu bilmiyorum ama. Tuttur'un sunduğu Tutturanlar Kulübü devam edecek.